Türk sinemasının otörü kabul edilen Metin Erksan, 1 Ocak 1929 tarihinde Çanakkale'de doğdu. Erksan çocukluğunu İstanbul'da geçirdi. Bu şehre olan tutkusu, küçük yaşta karış karış gezdiği eski İstanbul'dan mülhemdi. Çocukken Charlie Chaplin filmleri izlemeyi çok severdi. Bu zamanlardan itibaren sinema aşkı belirmeye başladı. Metin Erksan sinemacı olmayı kafasına koymuştu. Ona bu yolu açacağına inandığı sanat tarihi bölümünü okumak üzere İstanbul Üniversitesi'ne kaydoldu. Öğrenimi sırasında Hilmi Ziya Ülken, Halide Edip Adıvar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ömer Lütfü Barkan gibi isimlerden ders görme imkanına sahip oldu. Üniversite yıllarında çeşitli gazete ve dergilerde sinema üzerine yazılar yazdı Erksan. Ayrıca film eleştirileri de neşretti. Sinema serüveninde bu yazma evresinin hayati bir önem taşıdığını söyler yönetmen. Metin Erksan'ın sinema kariyeri, 1950 yılında Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz isimli eserini senaryoya aktarmasıyla başladı. Ardından Aşık Veysel'in Hayatı filmiyle henüz 23 yaşındayken yönetmenliğe adım attı. Bir süre sansüre takılan film, ardından sansür kurulunun talebi doğrultusunda yeniden kurgulanarak seyirciyle buluştu. Ancak film gişede başarısız oldu. Buna rağmen yapımcı Nazif Duru, Erksan'a yeni filmler çekebilmesi için gerekli imkanı sundu. Sinema eleştirmeni Giovanni Scognamiglio bu dönemi şöyle özetler. Yolunu arayan, filmden filme kendini yetiştiren, tutkulu, kararlı bir genç sinemacının çalışmaları. Erksan'ın 1960 yılına kadar yaptığı filmler, sonraki dönemde ortaya koyacağı başyapıtların ön hazırlığı niteliği taşır. Erksan, Yeşilçam melodramlarına yönelmez. Gerçeklik tutkusundan dolayı günler boyu tek bir plan için uğraşır gerektiğinde. Bu sebeple çalışılması zor bir yönetmen olarak nam salmıştır. ...1960 yılında çektiği Gecelerin Ötesi filmi, Türkiye'de toplumsal meselelere değinen ilk filmlerden birisi olarak kabul gördü. Dizi, film ve tiyatro oyunu olarak defalarca yeniden çevrilen Acı Hayat eserini ise 1962 yılında çekti. Aynı yıl, Mülkiyet üçlemesi olarak bilinen filmlerin ilki olan Yılanların Öcü yapıtını yönetti. Üçlemenin ikinci filmi Susuz Yaz'la 1963 yılında Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ödülünü kazandı Erksan ve Türk sinemasına uluslararası arenada ilk büyük başarıyı getirdi. Yönetmen 1968 yılında çektiği Kuyu filmiyle Mülkiyet üçlemesini tamamladı. Metin Erksan hafızalara kazınacak bu üçlemeyi oluştururken, Yılanların Öcü filmiyle Toprak, Susuz Yaz filmiyle Su, Kuyu filmiyle de insan mülkiyetine ilişkin eleştirilerini perdeye yansıttı. Metin Erksan, Mülkiyet üçlemesinin ikinci filmini çektikten sonra otoritelerce başyapıtı sayılan Sevmek Zamanı filmini çekti. Bütçe için yapımcı bulamayan yönetmen, eseri kendi imkanlarıyla çekti ve bu sebeple büyük borçlara girdi. Filmi tamamladıktan sonra Altın Ayı kazanmış bir yönetmen olmasına rağmen, Sevmek Zamanını göstermeyi kabul eden tek bir sinema salonu dahi bulamadı Erksan. Filmin ilk yurt içi gösterimi televizyonda gerçekleşti. Film halkın büyük ilgisiyle karşılaştı ve Sevmek Zamanı kültleşti. Filmin hem konusu hem adı birçok farklı türden esere ilham oldu. 2022 yılının Kasım ayında dijital film izleme platformu Mubi, Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filmini restore ederek dünya sinema mirasına kazandırdı. Yeşilçam'ın yerleşik kodlarından sıyrılmaya çalışarak kendine has filmler çeken Metin Erksan, Halit Refik ile birlikte Türkiye'deki ilk televizyon filmlerine de imza attılar. TRT ile işbirliği yapan Erksan, 5 Türk hikayesini filme aldı. İlk
2003 yılında Kültür Sanat Büyük Ödülüne layık görüldü Metin Erksan ve 4 Ağustos 2012 yılında hayata gözlerini yumdu. Halit Refik'in Metin Erksan hakkında söylediği şu sözler, onun sanat hayatını anlatmak adına oldukça anlamlıdır. Erksan'ın tutkuları eserlerindeki kişilerin tutkularıyla kaynaşarak filmlerinin başka hiçbir Türk rejisörünün eserlerinde rastlanmayan o kendine has fırtınalı dünyasını meydana getirmektedir. Erksan, büyük sanat eseri yaratmak için gerekli ilk şartı başarmış, kendi özel dünyasını kurmuştur.